U19 Gelişim Ligi Elita mücadelesine 10. haftada sevgili izleyenler Ankara Gücü Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Atak yöne göre sağ taraftan Sekou Bangura vuruşundaysa son anda Kaan Çinkaya topu kornere çeldi. Savunmadan atılan uzun pasta İlhan, topun indiği noktada ise Barış Kartalcı bıraktı Furkan'a, yeniden Barış Kartalcı vuruşunda ise topu ağlara gönderdi. Dakika 10, 10 numaralı formasıyla Barış Kartalcı, işte o gol anını izliyoruz. Ankara Gücü'nü 1-0 öne geçirdi. Şimdi ise köşe vuruşunu kullandı Ankara Gücü ve topu ağlara gönderdi kafa vuruşunda Mert Can. Barış Kartalcı kullanmıştı köşe vuruşunu ve Mert Can topu ağlara gönderdi. Barış'ın asisti Mert Can'ın golüyle skor 2-0. Mert Can. Savunmadan çıkamadı Ankara Gücü. Eray. Eray'ın ara pasında hareketlendi. Onur ortasındaysa kimse dokunamadı. Tunahan. Pozisyonda topu kaybetti. Emin'in pasındaysa Sekou Bangura, hareketlenen isim Sekou Bangura aldı. Soluna vuruşundaysa top dışarıda Sekou Bangura'nın. 2-0'lık üstünlük devam ederken Barış Kartalcı kullandı serbest vuruş ve ardından Mert topu ağlara gönderdi. 3-0'a geldi skor. Mert Can takımının 3. kendisinin ise 2. golünü kaydetti. Ardından sevincini yaşadı takım arkadaşlarıyla. İşte o gol anını izliyoruz. Barış Kartalcı 1 gol 2 asistle mücadele verirken Mert ise 2. golünü attı. Sekou Bangura pozisyondaydı. Şimdi işte o anı izliyoruz sevgili izleyenler. İkili mücadelede Furkan'ı geçti Sekou Bangura. Top hala kendisine, bir rakiplerine çalım atmaya devam ediyor. Sekou Bangura ara pasındaysa bıraktı şimdi Burak. Yaptı ortayı, ardından savunma uzaklaştırdı. Dönen topta Kaan İlker. Atak yöne göre sol tarafta Kaan pasını aktardı. Barış Kartalcı. Eren. Tunahan. Tunahan'ın pasına Furkan göğsüyle aldı topu önüne. Furkan vuruşundaysa top dışarıda Furkan Ceylan'ın. Ve diğer pozisyondaysa Furkan denedi. Sonunda golünü attı Furkan Ceylan. Golünün ardından da tribünlere koşarak sevincini yaşadı. İşte o gol anını izledik. Şimdi ise kaleci Kaan Çinkaya kale vuruşunu kullandı. Oyunun yönünü çevirdi sağ tarafa doğru. İlhan. Furkan'ı koşu yoluna bıraktı. Kaleci önde ve Furkan kaleciyi önde gördüğü pozisyonda Furkan Ceylan. Skoru 5-0'a getirdi Furkan Ceylan'ın bu golü. Furkan takımının 5. kendisi adına 8. golünü kaydetti bu karşılaşmada. İlhan. Pasında Furkan Ceylan, atak yöne göre sağ taraftan geliyor sevgili izleyenler. Başkent ekibi İlhan bıraktı bir kez daha Furkan. Sol tarafta Arda Kumru ve Arda çok net bir pozisyonda golü kaçırdı sevgili izleyenler. Şimdi ise Medipol Başakşehir takımı gelecek ve Kaan İlker'den bir geri pas. Son anda Kaan Çinkaya topun kaleye gitmesini önledi sevgili izleyenler. Ve bir kez daha kullanılan uzun pasa bu kez Kaan Çinkaya Bilal mücadelesinde karşılaşmanın hakemi penaltı işaret etti. Medipol Başakşehir içinse penaltı noktasına geçecek. Şimdi Sekou Bangura hareketleniyor, topu isteyen isim oldu. İşte o penaltı anının tekrarını izledik karşılaşmada. Dakika 77, Sekou Bangura topun başında ve Sekou Bangura Kaan Çinkaya yattığı köşeden golü yedi sevgili izleyenler ve Medipol Başakşehir'de skoru 5-1'e getirdi. Bu penaltının ardından da serbest vuruş kullanıyorlar. Kullanılan serbest vuruşta Yağız kafa vuruşuna son anda Kaan Çinkaya, pozisyonda ise Yağız'ın sakatlığı var. Kaan istediği gibi başlatamaz pozisyonu, Medipol Başakşehir bir kez daha gelecek Onur'la. Onur pasında Kaan, ardından dönen topuysa savunmada Cüneyt uzaklaştırdı. Medipol Başakşehir etkili gelmeye çalışırken karşılaşmada son düdük geldi. U19 Gelişim Ligi Elita mücadelesinde 10. hafta sonucu Ankara Gücü 5, Medipol Başakşehir 1.